İki şey önemli. Bu seçimin ortaya çıkardığı sonuçlar itibarıyla bu çok somut. MHP'nin oyları kaç çıktı hocam? MHP'nin oyları %4. 4,99. Evet, Haksızlık etmeyelim. 5, 5. Evet. 5 diyelim. Peki geçen seçimlerde hocam MHP Güneydoğu'dan %10 oy almıştı. Evet. Öyle görünüyordu. Nereye gitti bu oylar? AKP'ye gitti. AKP'ye mi gitti? Hayır, ona rağmen 35 gözüküyor. Tabii AKP orada kaybetti. Evet. Tümünde DEM Parti aldı. Şanlıurfa'da da yeniden Refah aldı. Ben affedersiniz, kendimi açıklayayım. Buyurun. MHP'nin oylarının önemli bir bölümü de katılmadığı yerlerde AKP'ye gitti. AKP onun için %35 gözüküyor. Tabii. Yani aslında AKP %32, hatta 28 diye hesap ben ediyorum. Ne AKP'nin %35 olduğunu düşünüyorum. AKP %30 civarında, hatta Evet. yüzde yani 29-30 Evet. civarında öyle bir bantta olduğunu Evet. düşünüyorum. MHP'nin de %11-12 oy alabilecek bir parti olmadığını, tam tersine MHP'nin de AKP ile birlikte bir Doğru. çöküş sürecine Doğru. gittiğini. İlk seçimlerde MHP'nin barajın altında kalacağını Evet. düşünüyorum. Nedeni şu. Şimdi seçim sistemiyle hep oynadılar. Türkiye'de 2007 seçimleri dahil adil, demokratik ve güvenli bir seçim yapılmadı. Niye yapılmadı hocam? Hatay'da görmedik mi? 3500 hayatını kaybetmiş yurttaşımız için oy kullanılmış. Peki aynı oylar Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kullanılmış mı acaba? Hiç kuşkunuz olmasın. Evet. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve muhalefet partilerinin buna bakması gerekiyor. Muhakkak. Yani Hatay İl Örgütü'nün seçmen listelerini inceleyip hayatını kaybetmiş yurttaşlarımızın, yani ölülerin oy kullanıp kullanmadığına, ya ölülerin seçmen listesinde olup olmadığına bakması gerekiyor. Şimdi değerli seyirciler, Türkiye şöyle büyük bir ahlaksızlığa ve vicdansızlığa tanık oldu. 3500 3800. Evet, 3800. Tam sayıları da verelim. Evet, ben tam sayıları verelim. Tekrar aldım önüme. 3800 değil hocam. 700. 3389. Ha, 3389. Doğru. Evet. 3400. Doğru. 3389. Doğru. 3400 diyelim. Doğru. Hayatını kaybetmiş yurttaşımızın adına oy kullanılmış. Milli irade denilen, yani seçmenin tercihi, ulusal tercihini çalan 3000, en az Hatay'da 3389 tane ahlaksız var. En az 3389 tane hırsız var. En az. En az tabii. En az. Bu en az rakam. Bu Çünkü bilinen bir sürü tespit edilen. başka geçersiz Peki olmuş. nasıl oluyor da bu gerçekleşiyor? Eğer bu seçimde olduysa, daha önceki seçimlerde bunun olmaması için bir neden var mı? Hayır. Bu tespit edilen. Peki Hatay'da başka bir şey. Yani yanlış adayda ısrar etmenin sonuçlarından biri hocam. 38 bin, onu da tam söyleyelim. 38 bin 899 geçersiz oy var. Önceki gün de bunları konuştuk. Evet. Bu geçersiz oylar, protesto oyları, bu kadar geçersiz oy olmaz hocam. Tabii çok. 40 Yani bin ya. Tabii 40 bin. Samandağ'da Türkiye İşçi Partisi, ki Hatay'ın büyük ilçelerinden biridir, Türkiye İşçi Partisi belediye başkanlığını kazandı. Ama onlar Lütfü Savaş'a oy vermediler. Geçersiz Evet. oy kullandılar. Evet. Büyükşehir'de geçersiz oy kullandılar. Samandağ'da belli ki Türkiye İşçi Partisi'ne verdiler. Defne'de. Hem tip hem TKP oyları, o adayları bir yüksek oy aldı. Orada tip TKP lehine çekilebilirdi. TKP'nin oyları bayağı yüksek çünkü orada. Defne ilçesinde. İkisini topladığınız zaman, yani sosyalist oyları topladığınız zaman, ilçedeki Defne ilçesinde de belediye başkanlığını aldığını görüyorsunuz. Bu seçmen de hocam Büyükşehir'de geçersiz oy kullanmış. Çok belli ki. Herhalde. Ama buna rağmen yanlış oy kullananların sayısı da 38 binin tamamı değil. En az, en az, yani Türkiye'de daha önceki seçimlerdeki oranlara baktığımız zaman en az 8 ila 10 bin arasında. Peki seçimi kaç farkla kazanmış AKP adayı? 2500 farkla. 2569. Fark bu. Ve Yüksek Seçim Kurulu buna rağmen oyların yeniden sayılmasına ya da en azından geçersiz oyların yeniden
değerlendirilmesine izin vermedi. Reddetti bunu. Şeyi de hatırlatalım. Yani klasik karara mesnet teşkil edecek olan farkı da hatırlatalım. Tabii. Yani sizin eğer seçimi kazanmanızı sağlayan fark geçersiz oylardan azsa, evet, yani geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi halinde sonuç değişebilecekse, siz orada itirazları değerlendirmek durumundasınız. Şimdi bir tanesi bu. Hocam diğeri MHP oylarına geleceğim. MHP oyları bazı yerlerde Cumhur İttifakı nedeniyle AKP'ye gitti. Fakat ben bu gidenlerin fazla olduğunu düşünmüyorum. Hocam hayatın doğal akışına aykırı. Ya Diyarbakır'da %10 MHP oyu olabilir mi? Mardin'de, Hakkari'de, Van'da, Cizre'de, Şırnak'ta diyelim ki askerler, memurlar, polisler hepsi verdi. %10 olmuyor. %10 olmuyor değerli seyirciler. Ama geçen seçimlerde Güneydoğu'da MHP %10 oy almış görünüyor. En garip sonuç oydu. Garip. En garip sonuç. Garip. Tırnak içinde ünlem. Garip. İyi Parti'de yaklaşık %10 oy almıştı. %9,5 gibi garip, bir oy almıştı. Garip. İyi Parti'de. Garip. MHP nasıl alabilir ya? 20. Neredeyse. 20 diyor. %20. Yani. MHP'nin gerçek oyları budur işte. %5. %4,9. Bunun üzerine Batı'da kullanılan %2'lik, üçlük payı da koy, baraj sınırında. %6-7 sınırında. Ve zaten kamuoyu araştırmaları da o sınırda gösteriyordu MHP'yi. Türkiye'de 14-28 Mayıs'ta yapılan bütün kamuoyu araştırmaları yanılmış olamaz. En azından gerçeğe yakın bazı kamuoyu araştırmalarının olması gerekiyor. Peki bu seçimlerde oldu hocam. İki kamuoyu araştırma şirketi gerçeğe yakın bir biçimde tespit ettiler sonucu. Bizim burada söylediğimiz her şey yaşam tarafından doğrulandı mı hocam? Tabii tabii. Evet doğrulandı. Söylediğimiz her şey gerçekleşti. Biz sürpriz olabilir dedik. Masa başında konuşmadık ki yani. Hayatın içindeyiz. Her gün haberin içindeyiz, hayatın içindeyiz, sokaktayız, insanlarla temaslarımız var. Kamuoyu araştırmalarını inceliyoruz, siyasi toplantılara katılıyoruz, siyasi partilerin kampanyalarını izliyoruz. Adaylar buraya geliyor gidiyor. Ülkenin nabzını tutuyoruz. Bir sürpriz olabilir dedik. Şeyde hocam, yani yeniden Refah'ın üçüncü parti olması da çok tartışmalı. Nedeni şu, Batı'da da Cumhuriyet Halk Partisi oyları içinde DEM Parti oyları var. Yani DEM Parti'nin oyları da %3-4 değil. Değil tabii, daha yüksek. Daha yüksek, %9-10 bandında. Yani barajı geçen bir oy potansiyeline sahip. Çok belli ki Batı'da aldıkları oylar var. Örneğin İstanbul'da Meral Danış Beştaş %3 civarında oy aldı. Evet. Yani kararlı DEM Parti seçmeni kendi adayına oy verdi. Ama AKP iktidarına karşı net bir tavra sahip olan ve bu iktidardan kurtulmak isteyen Kürt seçmenlerimiz Batı'da da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Bölündü. Cumhuriyetle barışık bir ciddi Kürt seçmen kitlesinin, dolayısıyla Kürt yurttaşlarımızın olduğu da bu seçim sonuçlarının diğer bir Bölünme var. Evet. Dem seçmeninde bölünme var. Diğer bir okuma biçimidir diyorum. Evet. Böyle bir yanda var. Yok, çok doğru. Buyurun. Hayır, çok tabii çok gayet haklısınız. Şimdi bunları görmek lazım değerli izleyiciler. Biz bu size görebildiğimiz kadar, ben dilim döndüğü kadar, Merdan Bey dili döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Ben de, Merdan Bey de. Şimdi bakın, 14-28 Mayıs seçimleri sonuçlarının 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla gecikmiş bir tezahürü olduğunu ben düşünüyorum. Yani aslında 31 Mart